Hayatta verilen tepkimeyle ilgili ifadeler hangileri doğrudur? Enerji bakımından direnler daha kararlıdır diyor. Baktığımız zaman endotermik bir tepkime olduğunu görüyoruz. Delta H pozitif. Dolayısıyla endotermik tepkimede enerjisi ürünlerin daha fazla olacağı için direnler daha kararlı olacaktır arkadaşlar. Bakın, direnler daha kararlı diyor. Doğru. 16 gram O2 gazı harcandığında 56 kilojül ısı açığa çıkar. 16 gram O2 yarım moldür. 0,5 mol O2 demektir. Peki benim burada katsayılarına göre, tepkimeye göre 2 mol O2'den ne çıkıyor? 2 mol O2'den 224 kilojül çıkmakta. Yarım molden yani 4'te 1 demektir. 224'ü 4'e böler. 56 kilojül bulunmuş olur. Isı açığa çıkar diyor burada. Fakat endotermik olduğunu görüyoruz. Isı gerekir demesi gerekiyordu. İki yanlış. Zamanla toplam ısı kapsamı yani entalpi azalır diyor. Hayır, delta H büyük sıfırdır. Endotermik tepkimelerde entalpi artar. Arkadaşlar bu da yanlıştır. Doğru cevap yalnız bir A'dır. C3H8 gazının molar yanma entalpisi verilmiş. Bu demek 1 mol C3H8 yandığı zaman açığa çıkan enerji demektir. Normal koşullarda 13,44 litre hacim kaplayan CO2 gazı oluştuğu anda tepkimede meydana gelen entalpi değişimi. Önce molünü bulalım CO2'nin. 13,44'ü 22,4'e böldüğümüz zaman 0,6 mole ulaşmış oluruz. Peki 0,6 mol CO2 oluştuğuna göre kaç mol C3H8 yanmıştır? 3'te 1 olduğuna göre 0,2 mol. Şimdi orantı kurabiliriz. 1 mol C3H8'den 720 kilojül enerji çıkıyorsa 0,2 mol C3H8'den ne kadar kilojül açığa çıkar? 144 kilojül çıkmış olur. Entalpi değişimi diyor. Egzotermik olduğu için eksi 144 diyeceğiz. Doğru cevap D'dir. Tepkisine göre 0,4 mol CH4 ve O2 gazlarının tepkimesinden 32,8 kilojül ısı açığa çıkıyor. Şimdi bakalım. Eşit mollerde verildiği için katsayısı büyük olan sınırlayıcıdır. Hemen O2 sınırlayıcı işaretleyelim. O2'den çözülecek soru demektir. Peki normalde 0,4 mol ama bir kısmı tepkimeye giriyor. Tepkimeye göre 2 mol O2'den ne kadar enerji çıkıyor? 820 kilojül görülüyor burada. Peki benim enerjim ne kadar? 32,8 kilojül çıktığına göre kaç mol O2 tepkimeye girmiştir? Ona bakalım. Buradan 0,08 mol O2 tepkimeye girmiş. Peki yazalım 0,08 mol. Peki buradan CH4'ün yüzde kaçı harcandığına bakalım. CH4 katsayısı 1 olduğu için 0,04 mol harcandı. Yüzdesine bakalım. 0,04 bölü 0,4 çarpı 100. Buradan %10'un harcandığını söyleyebiliriz. Bir yanlış. 2 bakalım. Normal koşullarda diyor 896 mililitreye çevirmemiz lazım. 0,896 bölü 22,4. Buradan 0,04 mol CO2 çıkar. Peki ne kadar CO2 oluşuyor? Bakın. Kat sayısı 1 olduğu için gerçekten doğru. 0,04 mol CO2 oluşur ki 2 doğrudur. 3'e bakalım. Kapta 0,32 mol O2 gazı bulunmaktadır diyor. Toplam başlangıçta neydi? 0,4'üm vardı. Bunun 0,08'i harcandığına göre 0,32 mol O2 nedir arkadaşlar? Artar. Yani tepkime zaten %100 verimle gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevap 2 ve 3 D'dir.
0,2 molar 4 litre sülfür gaz çözeltisi hazırlanırken 49,6 kilojül ısı açığa çıkmaktadır diyor. Buna göre tepkimesinin entalpi değeri soruluyor. Arkadaşlar, sülfür gazının iyonlaşma denklemi verilmiş. Önce verilenin molünü bulmamız lazım. Mol eşittir molarite çarpı hacim olduğunu biliyorsunuz. Molarite 0,2, hacim litre. Buradan 0,8 mol demek ki neyim var benim? Sülfür gazımız var. Altına yazalım 0,8 mol. Peki 0,8 molden diyeceğiz. Mol asitten ne kadar enerji çıkıyor? 49,6 kilojül. Peki ben neyi soracağım? 1 mol asitten ne kadar çıkar? Bu da cevabımız olacak. Buradan 62 kilojül bulunmuş olur. Bakın dikkat edin, entalpi değeri sorulduğu için ve nötrleşme yani asit ve bazların çözülmesi egzotermik olduğu için cevabımız -62 olması gerektiğine dikkat edelim. Cevabımız B'dir. Yukarıdaki tepkimeye göre 7,2 gram O2 gazı ve 2,4 gram X katısı tam verimle, burası önemli, en az birisi tükenecek, tepkimeye girdiğinde 48 kilo jüllük bir ısı açığa çıkarken kapta iki cins gaz olduğu tespit ediliyor diyor. Bakın, tepkime bitince iki tür gaz, zaten O2 tamamen harcansaydı ne olurdu? Bir tür gaz olurdu. O zaman O2'nin artan olduğunu hemen anlamamız lazım. Artan madde O2, X sınırlayıcıdır. Tamamen X tükenmiştir. O zaman arkadaşlar X'e göre çözmemiz lazım bu soruyu. Şimdi baktığımız zaman 1 mol X'ten ne kadar çıkıyor? 240 kilo jüllük bir enerji çıkıyor. Evet, yani MA kadar. MA kadar X'im olsa diyelim X'ten 240 kilo jül çıkacağı açıktır denkleme göre. Peki benim ne kadar var? Bak 2,4 gram tamamen tükendiğini biliyoruz. O zaman eğer 2,4 gram X olsaydı bende açığa çıkan enerji 48 kilojül olurdu. Doğru orantıyı yaparız. Buradan arkadaşlar 248'e bölünür 5 çıkar buradan. O zaman mol kütlesi arkadaşlar 2,4 çarpı 5, 12 gram bölü mol bulunmuş olur. Doğru cevap A'dır. Tepkimesiyle ilgili aşağıdaki ifadenin hangisi yanlıştır? Egzotermiktir diyor. Evet, ısı sağ tarafta yazıldığı için egzotermiktir. Tepkime entalpisinin değeri 870 kilojüldür diyor. Hayır, delta H nedir arkadaşlar? -870 kilojül olmalıdır. Çünkü egzotermikte sıfırdan küçük olacaktır. Evet, yanlışı bulduk. Ürünlerin ısı kapsamı yani entalpisi girenin ısı entalpisinden daha azdır. Egzotermik tepkimelerde bilmemiz gerekiyor ki potansiyel enerji ne olacak arkadaşlar? Ürün küçüktür potansiyel enerji girende. Yani burada da bunu söylüyor. Bir kere başladıktan sonra kendinden devam eder. İstemli olduğunu söylüyor. Doğru. Kimyasal bir olay elbette tepkime olduğu için kimyasal bir olaydır. Yanlış sorulduğu için cevabımız B'dir. Aşağıda verilen sistemdeki en musluğu açıldığında gazlar arasındaki tam verimli tepkime oluyor diyor. Buna göre tepkime sonunda açığa çıkan ısı miktarı kaç kilojüldür diyor. Arkadaşlar, öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Mollerini bulacağız. Param varsa ne rahat yazarsak PV, NRT formülünden en azot gazının molünü bulalım. Basıncı 0,3'tür. 22,4 hacmi bölü RT. 0 derecede RT 22,4 olduğunu hatırlayın. Bunlar birbirini götürür. 0,3 mol bulunmuş olur. Diğer yandan İkinci kaptaki arkadaşlar neyi bulalım? Hidrojenin molünü, basıncı 1,2, hacmi 11,2, RT'si nedir? 22,4'tür. Buradan arkadaşlar 0,6
6 mole uğraşmış oluruz. Yerine yazarsak N2 artı 3H2 eşittir 2 amonyaktır. Mollerimiz başlangıçta tabii ki başlangıca baktığımız zaman azotumuz 0,3 mol, hidrojen 0,6 mol. Katsayılar 1'e 3 olduğuna göre burada sınırlayıcı kolaylıkla söyleriz ki hidrojendir. 0,6 mol tamamen harcanır. Bunun yanında 0,2 mol azot harcanmış olur. BTS yapmış oluyoruz. Hatırlayın buradan 0,1 mol artar. Hidrojenden artmaz. Demek ki ben ne yapmam gerekiyor? Sınırlayıcıdan yola çıkmam gerekiyor. O zaman diyeceğiz ki 3 mol H2'den ne kadar çıkıyor? 350 kilojül çıkıyorsa 0,6 mol H2'den ne kadar? Sadeleştiririz burası 2 olur. 0,2 çarpı 350 70 kilojül bulmuş oluruz. Açığa çıkan ısı dediğine göre pozitiftir. Doğru cevap 70 D seçeneğidir. Tepkimesiyle ilgili aşağıda verilen hangisi yanlıştır diyor. Hemen sırasıyla bakalım. Molünü bulmamız lazım. 6,8 bölü 17. Buradan 0,4 mol amonyak çıkar. NH3. Peki dekleme bakarsak 4 mol NH3'ten ne kadar enerji çıkıyor? 1200 kilojül. 0,4 onda biri 120 kilojül enerji çıkmış olur. O da öyle söylüyor. B'ye bakalım. 46 gram NO2, 46 bölü NO2 yine 46 moldur eması. Buradan 1 mol çıkar. Peki denkleme göre 4 mol NO2'den 4 mol NO2 çıkıyorsa 1200 kilojül enerji çıkacaktır. Peki 1 mol olursa ne kadar enerji çıkar? 4'te 1'i. 300 kilojül çıkar fakat bu doğru ama harcanır diyor arkadaşlar. Enerji açığa çıkar demesi lazım. Yanlışı burada görmüş olduk arkadaşlar. Evet cevabımız B. Diğerlerinin doğru olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yanlışı bulduk zaten. Yukarıda verilen tepkimede 14,8 gram XCl, X klorür katısı oluşurken 80 kilojül enerji harcanmıştır diyor. Buna göre X'in mol kütlesi. Şimdi bileşiğe bakalım. X klorür ve denklemeye baktığımız zaman X klorür 1 moldür. Yani MA kadar. MA kadar X klorür olsa 400 kilojül enerji çıktığını söylüyor. Peki MA X klorür ne demek? X artı klor burada verilmiş. Bakın 35 verilmiş. X artı 35 gram olsa benim X klorürüm 400 kilojül enerji açığa çıkarıyor. Peki 14,8 gram X klorürüm varsa ne kadar çıkarıyormuş? 80 kilojül. İçler dışlar çarpımı yaparız. Buradan sıfırlar gider. 40'ı 8'e böldüğümüz zaman 5 çıkar. Peki X artı 35 eşittir 5 çarpı 14,8. Buradan 74 çıkar. X eşittir 39 gram bölü mol bulunmuş olur. Doğru cevabımız D'dir. 0,2 molar 300 mililitre sodyum hidroksit sulu çözeltisi ile 0,5 molar 300 mililitre nitrik asit sulu çözeltisi aynı sıcaklıkta karıştırılarak diyor. Nötrleşme tepkimesi bu. Delta H da A'ymış. Tam verimli tepkimesi gerçekleştiriliyor. Buna göre bu olayla ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Arkadaşlar endotermik değil bu. Egzotermik olmak zorunda. Nötrleşme daima egzotermiktir. Zamanla toplam ısı kapsamı yani entalpi demek istiyor. Entalpi artmaz. Arkadaşlar delta H küçük sıfırdır azalır. Dolayısıyla bu yanlış. Açığa çıkan ısı miktarı 18 kilojül ise A değeri eksi 300'dür diyor. Bakalım. Onu bulalım. Molümüz ne bizim? 0,2 çarpı 0,3 0,06 mol neyim var?
Sodyum hidroksidim var. Peki diğer yandan neyi bulalım? Asidimizi bulalım. 0,5 çarpı 0,2. Buradan da nedir? 0,1 molde bazımız olduğunu söyleyebiliriz. Asidimiz. 0,1 molde asidimiz var. Peki altına yazarsak sodyum hidroksit 0,06 mol. Nitrik asit 0,1 mol. Tabii ki sınırlayıcı sodyum hidroksit olacak. Asitten artacak. 0,06 molden delta çıkmış oluyor. Bakalım ne diyor? Açığa çıkan ısı miktarı 18 kilo jülse. Yani 0,06 molden 18 kilo jül çıkıyorsa biz ne soracağız? 1 molden ne kadar kilo jül açığa çıkar? Evet, burada 300 kilo jül bulunmuş olur. Demek ki delta H da eksi 300'dür. Doğru. Çünkü delta H nedir? Küçük sıfır olmalıdır. Ütüleşme tepkimesi egzotermik olduğu için. Bu doğru. Enerji bakımından ürünler daha kararlıdır. Egzotermik tepkimelerde ürünlerin potansiyeli daha düşük olduğu için ürünler girenlerden daha kararlıdır. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneğidir. Tepkime entalpisinin miktarı diyor. Delta H'ın miktarı nicelik ve niteliklerinden hangilerine bağlıdır? Ürünlerin fiziksel haline, tabii katı sıvı gaz olduğu zaman delta H da değişiyor. Sıcaklık ve basınç elbette. Sıcaklık değişirse delta H da değişir. Basınç değişirse delta H da değişmiş olur. Girenlerin miktarına elbette yani molle ilgilidir delta H. Kaç mol giriyorsa delta H da o kadar artar. Girenlerin cinsine diyor. Cinste delta H'ın miktarı önemlidir. Çünkü katı girerse farklı, gaz girerse delta H farklı olur. Dolayısıyla burada tümüne bağlıdır cevabımız E'dir. Eşit yüklerde çubuk tası ve oyuncu gazın tam verimli tepkimesinin denklem verilmiş tepkime sonucu 64 kilojül ısı açığa çıktığına göre ifadelerden hangileri doğrudur? Eşit kütlede diyor arkadaşlar. 3,2 gram kükürt katısı tepkimeye girmemiştir diyor. Bakalım. Sınırlayıcı hangisi olduğunu belirleyelim. 1 mol kükürt 32 gram. 1 mol O2 32. 1,5 çarpı 32 48 gram eder. Eşit kütlede ise arkadaşlar elbette O2 sınırlayıcı olacak. Kükürt artan. Yıldız buraya koyalım unutmamak için. O2'den yapacağız yani. Soruyu. O zaman 1,5 molden ne kadar enerji çıkıyor? 320 kilojül. Ne kadar bizde çıkmış? 64 kilojül. Şimdi evet burası 2 olur. Sadeleştirirsek 5 çıkar. 0,3 molden ancak çıktığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani nedir bu? O2 0,3 moldür. Peki 3,2 gram kükürt katısı tepkimeye girmemiştir diyor. Ne kadar kükürt girmiş onu bulalım. 1'e 1,5 olduğuna göre ne olacaktır arkadaşlar burada? 1 molden 1 mole 1,5 mol O2 giriyor. O zaman 0,3 olduğuna göre 0,2 olur. Kükürt burada ne kadar girmiş oluyor yani? 0,3'ün 2 bölü 3'ü. Buradan 0,2 mol kükürt girmiş tepkimeye. Peki bu ne kadardır? 0,2 çarpı 32. Buradan 6,4 gram çıkar. Başlangıçta ne kadar vardı elimde? Kütleler eşit olduğuna göre ne başlangıç ne kükürt başlangıç diyelim eşittir. NO2 başlangıç 0,3 çarpı 32 buradan ne olur arkadaşlar? 9,6 gram çıkar. Peki ne kadar tepkimeye girmiş? 9,6 6 4 buradan 3,2 gram kükürt girmiştir. Doğru. 16 gram SO3 gazı oluşmuş mudur? 0,3 mol ise evet. 0,3 çarpı 2 bölü 3'ten
0,2 mol SO2 oluştur. Kütle olarak 0,2 çarpı 80 ne olur? 16 gram. Yani o da doğru. Normal koşullarda 6,72 mmol'ünü bulalım. 6,72 bölü 22,4. Buradan ne olacaktır? 0,3 mol çıkar. 0,3 mol O2 gazı harcanmıştır diyor. Bakalım öyle mi? Zaten 0,3 mol'ü biz bulmuştuk değil mi? O da doğru. Tümü doğrudur. Doğru cevabımız evet.